bıraktım. Ona bak. Hafiflemişsin ha. Detoks mu, fasting mi? Ne oldu, dilin mi sulu kız? Öyle mi yapılıyor? Ha? Sen ne çeşit bir manyaksın ya? He? Kızın yerine kına yakmak ne ya? Sırada ne var? Gerdeğe mi gireceksin yerine? Ha doğru. Onu daha önce yaptın zaten. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Cevap versenize. Niye vurdun Mete'ye? Ne yaptın kıza? Ebenin körünü yaptım. Naz, özür dilerim ben. Ne özürü, ne özürü? Niye özür diliyorsun sen şimdi? Neden susuyorsunuz? Cevap versenize. Sen karşıda göz arasında benim asistanıma mı yürüdün lan manyak herif? Asıl manyak sensin. Kendi kınana yerine geçirmişsin kızı. Tanıyamadım. Bir an sen zannettim. Ya sen nasıl tanımazsın ya? Nasıl tanımazsın beni? Lan aile tanıyamamış. Ben nasıl tanıyayım? Naz, ne oluyor? İncil'a? Sizin kıyafetlerinizin hali ne? İncil'i yerine geçirmiş. Ya benim bu saçma sapan adetten haberim mi var? Sen niye kızı sıkıştırıyorsun? Kim kimi sıkıştırıyor? Biri bir şey açıklayacak mı? Ya prensese, kimsenin kimseyi sıkıştırdığı yok. Nasıl konuşuyor işte? İncil'a, çık dışarı. Hayır, benim onunla işim bitmedi. Sen kes sesini. İncil'a çık dışarı. Ne oluyor? Başkan şu hale bak. İçerideki sen miydin? Naz? İncil'a, çık dışarı. Sen bana hesap vereceksin. Senin yerine bunun ne işi var? Önce o hesap verecek. Naz, burada tantana yapması gereken kişi benim. Sen yapıyorsun yine tantanayı. Peki. Herkes dışarı çıkabilir mi lütfen? Kızımla baş başa kalmak istiyorum. Hayır, siz çıkın. Mete ile biz kalacağız. Kes sesini. Kızını biraz tanısaydın bunu bekliyor olman lazımdı. Ayrıca ne uzatıyorsun canım? Bitmiş gitmiş işte. Biraz tanısaydın ne demek? Sen benim kızımı benden daha iyi mi tanıyorsun Belgin? En azından bindallı giymek istemeyeceğini biliyorum. Ama anne kız ilişkisi hakkında en ufak bir fikrin yok. Bizi rahat bırakırsan eğer... Bırakırsa... Annelik şov izleyeceğiz. Değil mi Filiz? Baba. Ne? Mete, ben anlamıyorum. Sen İncil'i mi kaçırdın yani? Ya İzzet abi. Emin ol, ben de anlamıyorum. Bütün cevaplar Naz'da. Ona sormak lazım. Ne demek cevap yok sende? Ne demek cevap yok sende? Bu ortamda mı tartışalım? Yine bir kaşık suda fırtına kopartıyorsun. Mete, üste çıkmayı kes. Sen de çık. Ana kızı, ana kız. Ya sen ne harika bir annesin öyle ya. Senin dünyadan haberin yok, haberin. Bir de utanmadan millete ahkam kesiyorsun burada. Halam görmedi değil mi? Görmedi de haberi olacak yani. Ya Naz manyak mı? Kınalığını sana giydirmek nedir ya?
benim kıyafetlerimi bulur musun Emine lütfen? Tamam, tamam. Emine gelecek şimdi, çık. Emine gelecek, çık git. Ne oldu, gerçekleri söyleyince timsah gözyaşları mı dökmeye geldi? Mete bak, yeterince rezil olduk. Ben Naz'ın suratına bakamıyorum, ne diyeceğimi bilmiyorum ona. Gerçeği söyle. Nişanınla fingir dedim. Senin kıyafetlerini giyip yerine geçtim de. Kıskançlıktan geberiyorum de. İnci Mercan, sen sıranı fazla fazla savdın. Şimdi sıra bende. Ben tokat atacağım sana. Titreyerek bekle. Sen o tokatları bana zaten atıyorsun. Farkında değilsin. Ben bu tokatları yiyeceğimi biliyordum. Biliyordum. İstesen de yaşadığımdan daha acısını yaşatamazsın bana. O yüzden elinden geleni yap. İstediğini yap. Ben biliyordum. Sen git şimdi. Sizin yapacağınız işe de, düğüne de, size de ne diyeyim ben size? He? Ben size ne diyeyim? Beceriksizler ordusu. Babacığım, bizim ne suçumuz var? Biz niye azar işitiyoruz şu anda sizden? Füsun haklı. Hepsi Naz'ın suçu. Sırf bana inat olsun diye yapıyor her şeyi. Ya ben kına istemiyorum dedim. Yapmasaydın o zaman. Rezil edecektin, yapmasaydın. Cevaba bak. Babacığım, Naz da böyle olmasını istemezdi. Anlaşılacağını tahmin edemedi. O kaçırılma iş olmasaydı. Ayakta uyuyacaktık değil mi? Ayakta mı alkışlasaydık ya da İzzet? Ne saçmalıyorsun şu anda? Ne yapacaktık? Sabaha kadar azarlayacak mıydık? Ne olacaktı o zaman? Evet. Haklısın damat. Geçmiş olsun, olan oldu. Sabaha kadar azarlasak da ben burada kendimi yaksam da bir olmayacak değil mi? Çünkü balık baştan kokuyor. Yahu bir tanecik kız evladınızın mürüvvetinde bir şey de adetine uygun olsun ya. Ya istemesi ayrı rezillik, kınası başka rezillik. Nikaha koşuyorsunuz, daha kızın çeyizi çıkmadı evden. Ne diyeyim ben size ya, ne diyeyim ben size? Bir de ne olacak diyor ya utanmadan. Senin olacağına da, olmuşuna da. Baba lütfen. Siz karışmayın ya. Naz Hanım, bir dahaki planınız nedir? Daha nasıl bir rezillik yaşayacağız? Ha? Sen, senin ne haddine kızım gelinin yerine geçmek? Ya bir dakika, bir dakika. Onun hiçbir suçu yok. Bana kızın, muhatabınız benim. Görüyorsun değil mi? Senin yetiştirdiğin ne ki? Onun yanındaki ne olsun? Allah'ım, Allah'ım sen bunlarla benim aklıma mukayyet ol ya. Delireceğim ya, delireceğim ya. Allah'ım! Sen gelsene benimle. Sen de yürü. Yürü. Filiz. Sakın karışmayın. Sen de sesini çıkarma. Yürü. İzzet. Sakın gitme, daha kötü olur. Filiz iyice zıvanadan çıkar. Kusura bakma ama bu sefer gayet haklı.
Gir içeri. Sen de gir. Ya ne yapıyorsun sen ya? Kapa çeneni. Ne yapıyorsun? Kapa çeneni. Şimdi sen anlat bakalım. Bu gece orada tam olarak ne oldu? Şu kızı rahat bırakın dedim. Bana bak. Bu kız bu gece Mete'nin suratına tokat attı. Hangi sıfatla attı o tokatı? Sordun mu? Anne, Mete benim, İncil'e benim. Ben sorarım sana ne oluyor ya? Ne yaptıysa Mete yapmıştır. Sen bilmiyor musun bu kızı? Zaten ürkekle iyice korkuttunuz kızı ya. Ne yapacak? Mete'ye işe mi yapacak? Kafayı mı yedin sen? Onun tek suçu bana yardım etmek. Ben istedim diyorum. Ben istedim. Ben istedim. Anla, ben istedim. Suçlu benim diyorsun yani. Tamam. Cezayı sana kesiyorum o zaman. İncil'e bu gece bu evden gidiyor. Pardon. Hı. Git odana. Eşyalarını topla. İzzet bırakacak seni. Hadi! Hiçbir yere gitmiyor. Sana soran olmadı. Cezanı kestim ben senin. Ben de. İncil'e hiçbir yere gitmiyor. Öyle mi? Hı hı. Gör bakalım nasıl gidiyor. Gel buraya. Gel buraya. Ya ne yapıyorsun? Bırak. Lan benim sabrımı zorlama dedim sana. Gönderemezsin. Gönderemezsin. Artık bıktın senin şımarıklıklarından. Bırak. Gitmeyecek İncil'e. Bırak dedim sana. Baba yemişsin sen. Delirmişsin. Sensin deli. Bırak şunu. Ay millette de bir merak bir merak. Niye erken dağıldığımızı anlamadan bırakmayacak bunlar peşimizi. Rezil olduk ya. Ben Filiz'in yerinde olsam var ya, o kızı hemen kovarım. Ne münasebet ya? Elin gariban kızı ya, emir kulu en nihayetinde. Yani, İncil'e sakin kızdır aslında. Artık kuzen ne yaptıysa, burada mikrofonu Mete Bey'e uzatmak lazım. Fahri, sen bizi biraz yalnız bırak. Sebep? Ozan haklı. Ne oldu da evde çalışan bir kız senin kına gecende öyle sana tokat attı ha? Söyle bakayım. Ne olacak dedi? Oğlum, burada sabaha kadar Hacivat Karagöz mü oynayacağız ha? Söyle bakayım ne oldu? Ya dede ben kendi kına gecemde elin çalışan kızına mı sarkacağım? İşte insanın adı çıkacağını. Ya bunların hayatı goy goya. İşleri güçleri gır 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 gır. Ne oldu? Siz niye erken geldiniz? Kına iptal mi oldu yoksa? İncil'e bu gece buradan gidecek. O gidene kadar da Naz odasından çıkmayacak. Her yaptığının bir bedeli var artık. Sakın gitme tamam mı? İncil'e çıkacağım ben. Biraz da geleceğim yanına tamam mı? Çıksana sen ya. Ne duruyorsun? Eşyanı topla hadi. Hayır. İncil'e! İncil'e! Sakın! Bak gitmiyor. Anne! Açın kapıyı. Bana bakmayın öyle. Ben doğrusunu yapıyorum. Gitmeyecek. Gitmeyecek! İncil'e! Dur! Ne oluyor burada? Dede! Dede! Annem beni buraya kilitledi! Filiz, alçak eşek mi buldun üstüne binecek yine? Aç şu kapıyı. Sen torununun büyümesini istemiyor muydun? Büyükler bedel öder, değil mi? Aç şu kapıyı! Açmayacağım. Şu kapıyı aç dedim. Açmayacağım baba! Açmayacağım. Belki İncil'e delirtiyor benim kızımı. Ne saçma sapan bir bağımlılık bu ya. Öbür eve taşınınca da İncil'e aşağı İncil'e yukarı mı olacak? Ben kızımın düşmanı değilim. İzin ver hayatımda bir kere annelik yapayım. Annelik bu mu? Annelik bu mu? Anne! Anne kendini keserim. Ne istiyorsan onu yap. Anne! Anne! İncil'e! İncil'e! İncil'e duyuyor musun? İncil'e,
Bırakma beni, tamam mı? İncila! Filiz. Dokunma bana. İncila! İncila, uyuyor musun? İncila! Bir havalara girdiydin, bir azıttıydın sen. Aptal. Sen kimsin ya? Neye güvendin? Naz'ın seni korumasına mı? Hani nerede Naz şimdi? Tek bir hatanı koydular seni kapının önüne. Ama sana müstahak tabii. Oyalanma, kapat şunu. Al. Düğünden önce izin vermezler şimdi bana. Ev soğuktur, kombiyi yakarsın. Özür dilerim hala. Seni zor duruma düşürmek istemezdim. Düşürdün ama İncila. Sen o tokadı Mete'ye değil, bize attın. Yürü. Oğlum içecek bir şey yok mu? Hiç. Benzin dökseydin bir de. Sen dost musun, düşman mısın lan? Yok benim ünüm varmış da, yok beni herkes böyle biliyormuş da falan. Ne yapayım oğlum? Baktım inandırıcı bir hikaye yazamadın. Ben de koy koy bağladım. Şşt, ne hikayesi ya? Ozi ne hikayesi ya? Hacı, bize de mi Lolo? O kadar çok bahsettim ki gözün kaydı değil mi? Yoklama çektin kızı. Oğlum biz bizeyiz lan. Anlat. Ne oldu, ne yaptın, nasıl oldu da bastı sana tokadı? Ulan şimdi sana kafa göz dalacağım ha. Açsana. Oğlum açsana. Açmayacağım ya. Hadi aç şunu Metehan'cı. Oğlum açsana, adama bak, hem suçlu hem güçlü ya. Ver, ben açacağım. Oğlum aç, belki önemli bir şey vardır. Efendim? Mete neredesin? Evdeyim ya, ne oldu? Mete ne olur yardım et, ne olur yardım et. Tamam bir dakika, tamam sakin ol. Ne oldu? Anlat bakayım. Cila. Habersiz bırak, tamam mı? İyi akşamlar, ne oluyor burada? Mete? Hala ne oluyor ya? Biraz fazla olmamış mı? Filiz teyze, gerçekten Naz'ı odasına mı kilitlediniz son gecesinde? Naz seni mi aradı? Ya ne yapacaktı? Mete, bu gece kapışmayalım. Sen bu işe karışma. Ben de sizinle hiç kapışmak istemiyorum. Benim de sinirlerim pek iyi durumda değil. O yüzden isterseniz bu gecenin gerilimini bir bitirelim. İncil adına ben sizden özür dilerim Mete Bey. Hadi İncil'e. İncil'e bir yere gidemez. Gidemez derken? Biz sana mı soracağız bu evde kimle çalışacağımızı, anlamadım Mete. Estağfurullah Filiz teyze, ne haddime. Ama Naz'ı üzerken bana soracaksınız. Karımı üzmenize müsaade edemem. Zaten siz de kızınızın evindeki son gecesinde sabaha kadar ağlamasını istemezsiniz herhalde. Vay anasını. Şimdi mi aklına geldi Naz için birinin karşısına dikilmek? Bir saniye Meteciğim. Filiz'ciğim. İzzet. Lütfen. Senden son kez bir şey rica ediyorum. Bak düğüne bir gün kaldı, ne olursun her şeyi mahvetme. Lütfen rica ediyorum senden. Meteciğim, Filiz teyzen aslında sana yapılanlar karşılığında onları cezalandırmak istedi. Sen de onları savununca bu duruma biraz şaşırdı, o kadar. İzzet abi, ben Naz'ı savunuyorum. Naz karar verecek nasıl olacağını.
mi kızdı? Evet, çok kızdı. Naz, tamam biz buradayız, merak etme. Ne yaptın kendine ya? Kına yaktım. Gerizekalı. Gerizekalı sizsiniz. Sizin yüzünüzden oldu. Sen diyemedin mi benim diye? Sen de omzuna kime aldığını bilmiyor musun Mete? Aa, başa döndük ha. Yani hırsızın hiç suçu yok yani. Hadi bu haldeyken konuşmayalım, sonra bakarız. Annen aslında haklı. Ya annen deme bana, annen deme bana ya. Bu gece olanlardan sonra ben burada kalamam. Kimsenin yüzüne bakamam Naz. Benim hatamdı. Bırak bedelini ödeyeyim. Benim yüzüme bakamayacak bir şey yaptın mı İncila? Kına geceni mahvettim Naz. Daha ne olsun? Hem... Mete Bey de bu kadar şeyden sonra benimle aynı evde yaşamak istemez haklı olarak. Estağfurullah canım. Burada önemli olan Naz'ın mutluluğu benim için. Gördün mü? Mete de seve seve kabul edecek seni. Özür dile kızdan Mete. Ne? Özür dile. Naz, gerek yok. Hadi Mete, hadi özür dile. Ben niye özür diliyorum ya? Yer değiştiren sizsiniz. Sen de ağzını açıp bir kelime söylemiyorsun. Kim olduğunu söylesen bunlar olmazdı zaten. Sen de 40 yıllık sevgilini tanısaydın Mete. Hadi özür dileyin. Bitirelim bu konuyu hadi. Konu yok. Konu kalmadı zaten. Özür dilerim İncila. Yok, böyle kuru kuru olmayacak. Kalkın. Ne diyorsun? Bir ayağa kalkın. Kalk Mete, hadi. Hadi Mete, hadi. Hadi İncila, kalk. Öp kızı. Nazcığım. Hadi öpüşün, barışın, hadi. Salak kız. Senin sessizliğin yüzünden neler geldi başımıza. Kafayı yemişsiniz ya.
Ama beni de dedirteceksiniz. Neyse, İncil'i hastaneye emanet. Nereye? Sen sakin edin, ben de evime gideyim, sakinleyeyim ki yarını çıkartabileyim. Sana ne oldu ki? Bana ne mi oldu? Herkese papaz ettin ya beni. Bütün herkesten sapık muamelesi görüyorum senin yüzünden. Milleti delirtip delirtip üzerime saldın. Mete. Hani biz buyduk ya. İnsanları delirtmeye bayılıyorduk ya. Sen niye böyle yükseldin bir anda? Hı? Ben sizi yalnız bırakayım. Çıkma şimdi. Sana sararlar. Tam o yüzden biz özelimizi yarın konuşalım istersen. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Kadınız gerdi beni ya. Pelte etti resmen. Şimdi ben sana güzel bir masaj yaparım. Davantiyayla iyi gelir. Hı hı. Lütfen yap incik. İstanbul'un bütün elektriği üstüme aktı resmen. Naz, bu bitmiş de ben hemen iki dakika yenisini getireyim. Sen uzan. Kimseyle muhatap olma, çabuk gel. Tamam. Hı, gel. Nerede kaldın ya? Ne bu halin? Ne oldu? Bir şey olmadı. Olmuş bir şey. Kim sıkıştırdı seni? Annem mi, Müberra mı? Yok, nasıl kimseye görünmedim. Yağı bulamadım, onu aradım. O yüzden uzun sürdü. Tamam, hadi gel yanıma yat. Şu yüzüne bak. Bembeyaz olmuş. Çok mu korktun? Müberra Akbaba gibi binmiştir tepene. Biliyor musun, bu sefer ben bile korktum. Seni kaçıracaklar mı, saklayacaklar mı, ne yapacaklar, aklıma o kadar çok şey geldi ki. Annem niye bu kadar kalpsiz? Annen Hüseyin. Senin iyiliğin için. Olmaz olsun ya, olmaz olsun. Yıldım ben. Yarın evleniyorum ben ya. Bugün böyle mi olmalıydı? Dayatmasaydı. Ben sanki istediğimden yaptım bunları. Dedim ben ona istemiyorum kınayı. De beni duyan kim? Bugün var ya, asla asla unutmayacağım. Asla. En azından seni düşünen bir annen var Naz. Benim oda yok, kıymetini biliyorsun. Cidden biliyorum. İnan ki hem var hem yok olması daha zor. Senin en azından sığınabileceğin bir hayalin var. Bana bak, burada son günüm. Yanımda senden başka kim var? Seni de alacaklardı benden. Kimsenin gıkı çıkmadı. Bize diyorlar ki şımarttık seni. Neyin eksik? Mete nasıl geldi ama? Kahraman gibi değil miydi? Kahramanım benim. Nasıl? Ne? Ben... Ne Naz, ne ben? Benim için de. Senin için de. Gitmem daha iyi olacak. Of. İncila. Başlama yine. Şu gideceğim türkülerine. Kızım altını bugün korkudan. Don Kişotluk mu yapacaksın bana hala?
merak etme. Yarından sonra ikimiz için de bütün bu saçmalıklar bitecek, kurtulacağız. Hadi bana masaj yap. Sonra da pijamalarımı giydir. Güzelce yağla beni. Yerine pamuk gibi olayım, olur mu?